Bulduğumuz altınların ağırlığı 800 gram. Eritmek yerine müzeye satalım. Kazıdan önce tespitin kolaylaşması için işaretin yönünü belirleyerek araştırmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz kayanın kesilmiş olduğunu görüyoruz. Burada mezar tespitinde oymalar ve kanallar her şeyi açıklıyor. Buna göre yapmamız gereken şey ve bir şey yapıyorum. Kumbar olarak tabir ettiğimiz ama çoğu kişinin bilmediği kasalar şu şekilde bulunur. Mezar başka bir şey için de kullanmış ama mezar olduğuna işaretin nasıl çıktı, nasıl oldu, evet. Mantığını mantıksal olarak yaklaştığım selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda arazideyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktık. Bir gün sonra kar yağacak ama kar yağmadan önce dış çekimlere başlamak istedim. İç Anadolu bölgesindeyiz. Yine bir mağara ile karşılaştık. Ev olarak kullanılan, mezar değil, ev olarak kullanılan bir mağara. Öncelikle yine bazı şüphelendiğimiz işaretlerin ne anlama geldiğini, kullanım amacıyla mı veya ne amaçla kullanıldığını tespit edebilmek için bazı işaretleri göstereceğim size. Bunların işçiliklerine bakarak yine araştırmamızı yapacağız. Öncelikle Sunu Çukuru diye adlandırdığımız bazı noktalar var. Şu gördüğünüz gibi. Bakın, gölge olmadan yapayım. Şimdi normalde buna tabii yerinden yerine göre değişiyor tabii ki yine ama şimdi burada bir kullanım amaçlı yapılmış bir oyuk var. Sonrasında mağaranın içine gireceğiz. Bakın, bir kaya mezarı mı veya ev olarak kullanım amaçlı yapılmış bir durum mu? Bunun araştırmasını yaparken şu şekilde daha iyi görürsünüz. Burada bir merdiven durumu var. Yani kullanım amaçlı bir merdiven yapılmış. Bakın şu kısımda bir çalışma durumu var. Şu kısımda yine bir çalışma durumu var. Sonrasında içeriye girdiğimiz zaman kullanım alanlarını tek tek sıralayacağız. Öncelikle şu kısma geldiğimizde yine bir kullanım alanı görüyoruz. Yine şu kısımdan gördüğümüz kullanım alanları. Bunlar kesinlikle kullanım alanlarıdır. Sonrasında bakın mum yakmak için veya tapındıkları kısımlar. Sonrasında şu kısma geldiğimiz zaman yine aynı şekilde içerisi isti. Ama bu şu anki gördüğünüz eski is değil. Tam tersine sonradan kullananlar gelenler burayla uğraşmışlar. Bunun içinde bakın zaten gördüğünüz gibi sonradan gelenler yazılar yazmışlar. Yaşantı alan bölgesindeyiz. Dağlarda yaşayan insanların bölgesiyiz. Kayaya baktığımız zaman da kaya tüf kaya olduğunu görüyoruz. Yani çalışması kolay bir kaya şekli. Sonrasında şöyle geçtiğimiz zaman araziye baktığımız zaman yine şu kaya çeşitlerini görüyoruz. Şimdi ben tek tek sıralayacağım işaretlerini. Bakın şuraya dikkat çekmek istiyorum. Yine şöyle gelelim tam görelim. Yine şu kısma baktığımız zaman bu kısımda yine su kanalı aslında suyun gelmemesi için yapılmış bir durum var. Şimdi yine dikkat etmemiz gereken diğer bir duruma bakıyorum. Onu göstereceğim. Burada bak şöyle bir mihrap yapılmış. Görüyor musunuz? Sekisi burada yine. Bir çalışma mevcut. Şimdi biz buradan şu kısma bakıyorsunuz. Kayanın tıraşlanmış olduğunu görüyoruz. Şu kayanın tıraşlanmış olduğunu görüyoruz.
Şimdi yukarı çıktığımız zaman, hemen yukarı çıkalım. Mihrabı gördük. Bakın dikkat edin, şurada bir merdiven durumu var. Mihrabı gördük. Sonrasında size şimdi mikrofonumuz takıldı. Bir dakika. Şu durumu görüyor musunuz? Bu kayanın içine oyulmuş. İnşallah rüzgar gelmiyordur. Şöyle yapayım rüzgara karşı. Bu kayanın içine oyulmuş bir kaya mezarı. Gördüğümüz zaman mihrabını gördük. Sekisini gördük. Rüzgar çekiyor. Karşıma almak istemiyorum rüzgarı. O yüzden biraz çabalıyorum. Şimdi üst tarafına geçeceğiz. Bu kayaların araştırmamıza devam edeceğiz. Bakalım bizi ne karşılayacak. Ama mezar tespitini rastgele yaptık. İşaret çözümüne yine geleceğiz. Devam ediyoruz. Dostlarım, Sunu Çukuru modeline giriyoruz. Şu an çok rüzgar esiyor. O yüzden inşallah sesim tam geliyordur. Şimdi Sunu Çukuru'nu gördüğümüz zaman toplu Sunu Çukuru ile şahsi Sunu Çukurlarını birbirinden ayırt etmemiz lazım. O yüzden buradaki etkenler şu. Öncelikle Sunu Çukuru'nun büyüklüğüne bakacağız. Genellikle büyük olduğunda Sunu Çukurları toplu bir sunu yapıldığı için gerek kurban kesimi gerek farklı şekillerde sunular yapıldığı için bunlar toplu sunu çukuru olarak geçiyor. Ayrıca yine yanında farklı sunu çukurlarında gördüğümüz zaman diğerinin boyutunun biraz daha küçüğünde ve işçiliklerine baktığımız zaman da şöyle gölge yapmadan gösterirsem şu şekilde sunu çukurlarımız bulunuyor. Kanal durumunu görüyorsunuz. Yine anlattığımız şekilde kanal durumları da. Yine araştırmamızı yapalım. Sonrasında anlatıma devam edeceğiz. Dostlarım, şu sunu çukurunu görüyor musunuz? Şimdi bu sunu çukurunda diyorum ya, her zaman arazinin yapısına bakmamız lazım diye. Baktığımız zaman şu kayanın, şu görmüş olduğunuz kayanın kesilmiş olduğunu görüyoruz. Burada oda sistemlerinin özellikle kayalar yontularak, yani kayalar kesilerek oda sistemlerinin yapıldığını anlıyoruz. Bakın şurası bir oda mesela. Şu gördüğünüz kısım bir oda. Şu gördüğünüz kısım şuradan itibaren bir oda. Üçlü oda sistemi yapılmış bir durumla karşılaşıyoruz burada. Yine işçilikler şurada görmüş olduğunuz gibi kesilmiş, kayalar kesilmiş. Yine güzel bir çalışma yapılmış. Yeraltı oda mezarları, yeraltı kaya mezarları burada karşımıza çıkıyor. Yine baktığımız zaman gördüğünüz gibi kayaların düzeltilmiş olduğu ve bu kayaların içine, özellikle tüf kaya olduğu için bu kayaların yontulması biraz daha kolay. O yüzden bu şekilde bir çalışmalar yapılmış. Yine kaya mezarlarını incelemeye devam edeceğiz. Kaya mezarlarına doğru ilerleyelim. Dostlarım, şu an kaya mezarının olarak gördüğümüz ama yanıldığımız, aslında ilk önce mezar, sonrasında başka hiçbir şey için de kullanılmış olabilir. Ama mezar olguları yine taşımıyor. Baktığımız zaman büyük bir, yani alışamadığımız büyük bir yapıyla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz şekilde. Burayı sonradan insanlar kendi kullanım amaçlarıyla dizayn etmişler. Ama baktığımız zaman yine burada size yapılan işçilikleri göstermek istiyorum. Bakın ne kadar büyük yapılmış bir durum. Ayrıyeten
Havalandırma kısmını da göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde. Biraz yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi havalandırması bu kısımda. Yine baktığımız zaman sekiler gayet iyi duruyor. Burası büyük ihtimal bir yaşam yeriydi. Çünkü oda sistemleri devam ediyor. Şu kısımda bir örme yapılmış. Diğer tarafa çıkıyor. Yeni yapılmış bir örme durumu. Şu kısma geldiğimiz zaman bakın merdiven durumunu burada görüyorsunuz. Şu odayı görüyorsunuz. Burayı da büyük ihtimal bir yüklük olarak kullanmış olabilirler. Yine bakın buraya çivi çakmışlar. Merdiven, özellikle merdiveni iyi bakmanızı istiyorum. Çünkü karşınıza çıkan merdiven olgularında yanılmamanız için işçilik durumunu görmenizi istiyorum. Sonrasında yine şurası kullanım amaçlı yapılmış bir yer. Gördüğümüz kadarıyla. Önceden mezar olma durumu çok yüksek ama sonradan yine çalışılmış ve yine yakın zamanda bizim insanlarımız da burayı kullanmış. Ermeni bölgesi Ermenilerin de kullandığından şüpheleniyorum. Ama bakın şu kısma bu sıvalar yeni sıvalar tabii ki. Eski Horasan harcı değil. Kullanım amaçlı yapılmış bir durum. Şuraya baktığımız zaman burada da yine içeri doğru giden bir oda durumu var. Buraya farklı bir gözden bakabiliriz. Şu şekilde de baktığımız zaman yine buranın girişi de şuradan belli oluyor. Yine şöyle gelelim. Şu kısımda var mı? Onu bir kontrol edelim. Evet. Bu kısımda da yine bakın şuraya oturma alanı yapılmış. Burası bir mezar değil. Oturma alanı. Bakın şuraya hayvanları bağlamak için yine geçmeli çengel gibi bir durum yapılmış. Şu kısımda tapınma yeri olarak yapılmış olabilir. Çünkü üstte sunu çukurları var. Evet, şurası asıl ilginç olan yerimiz. Bu kısımda yine burada oturma yerleri. Şu kısımda merdiven. Yine burası bir merdiven tarzı bir yer. O merdiveni de kontrol ederim hemen. Bakalım. Lafta kalmasın. Merdivene baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yani merdiven olma durumlarına işçiliğe özellikle bakmanızı istiyorum. Karşınıza merdiven çıktığı zaman da bu işçilikleri içerideki gibi olmasa bile yine burada da bir merdiven durumu mevcut. Buradaki su kanallarını göstermek istiyorum size. Ayrıyeten şuradaki sunu çukurunu yine göstermek istiyorum. Burası tamamıyla bir yaşam yeri. Buradaki işçiliklere bakmanızı istiyorum. Şu kaya da şu kayanın içine baktığımız zaman yine burada bir büyük ihtimal yine günlük yaşamda kullanılan bir yer olarak görünüyor. Şunun üst tarafı çökmüş. Normalde burası da bir odaymış. Buraya da bir hemen göz atalım. Şimdi medeniyete baktığımız zaman medeniyet Frig medeniyeti olarak gözüküyor. Bakın şuradaki şurayı dolu olarak düşünün. Buralar sonradan kırılmış. Üstüne oturtulmuş taş da olabilir. Evet, üstüne oturtulmuş taş. Burası. Evet. Yaşantı yeri. Bakın şuradaki su kanalını görüyor musunuz? Aşağıyı deforme etmemesi için. Bakın. Sonradan yaşam alanında şurası yine bir kullanım amaçlı
yapılmış bir durum. Büyük ihtimal bunların kasaları hala duruyor. Bir sonraki videoda buradaki vatandaşların kasalarını tespit edeceğiz. Bakın şuradan girişte, buradan girişte gördüğünüz gibi burası çökmüş. Normalde buraya böyle gidiyormuş. Gördüğünüz kaya çökmemiş halini düşünün. Çünkü onun içinde de bir karartı var, bir işçilik var. Bakın onu da göstereyim. Şu şekilde. Yani çökmeden önce burası da bir kullanım alanıymış.